Türkiye'de. Ve şimdi de Raif Koçak'ın kaleme aldığı Mücadelemiz Ne İçin başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bazen doğru ve yerinde sorulan sorular, zor ve içinden çıkılmaz problemlerin cevaplarını aramaya sevk eder insanı ve soru cevabın anahtarı haline gelir. İnsan hayatın her alanında sürekli olarak farklı meselelerle muhatap olur. Karşılaştığı bu meseleleri aklı, ilmi ve tecrübesiyle aşar ve onların üstesinden gelebilir. Kainatta her şey bir düzen ve intizam içinde yürür. Her şeyin bir ölçüsü, adabı ve usulü vardır. Bu münasebetle soru sormanın da bir üslubu ve adabı vardır. Doğru cevaba ulaşmak için sorduğumuz soruyu, niçin sorduğumuz, nasıl sorduğumuz ve kime sorduğumuz mühim ayrıntılardır. Bu ayrıntılar alacağımız cevaba net olarak tesir etmektedir. İnsan bildiği ve bulduğu her şeye soru sorarak, araştırarak ve mücadele ederek ulaşmıştır. Soru sorarken evvela şu hususlara dikkat etmemiz lazım. Soruyu kendi istediğimiz cevabı almak için mi yoksa hakikate ulaşmak için mi soruyoruz? İkinci husus, soruyu sorarken muhatabımızı tahkir etmek, onu zor durumda bırakıp rezil etmek için mi soruyoruz yoksa muhatabımızın ilminden ve edebinden pay almak, istifade etmek için mi soruyoruz? Ve en mühimi ise soruyu kime soruyoruz? İnsan her şeyi bilemez. Bundan dolayı mutlaka başkalarının bilgisine, tecrübesine ihtiyaç duyar ve onlardan istifade eder. Bundan dolayı hem dünyalık işlerde hem de uhrevi işlerde bizden daha bilgili, tecrübeli ve ehil kimselere karşılaştığımız meselelerle alakalı sorular sormalı ve onlardan aldığımız cevapları Kur'an ve sünnet süzgecinden geçirip hayatımıza tatbik etmeliyiz. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle, düşüncelerin ve niyetlerin meyvesi davranışlardır. Bundan dolayı bir meselede soru sorulmaya başlanmışsa, bunun akabinde çözümü için gayret ve mücadeleyle davranışa dönüşmesi mukadder olur. İnsan doğduğu andan itibaren ihtiyaç duyduğu her şey için mutlaka ve muhakkak bir gayret göstermek ve mücadele etmek zorundadır. Bu mücadele kendisine emanet olarak verilen can alınıp toprağa girene kadar kesintisiz olarak devam edecektir. İnsan için takdir edilen bu hususiyet bir noktada onu diri tutar, hayata bağlar ve her sabah yeniden bir gayretin içine girmesi için kendisine enerji verir. İnsan beşikten mezara kadar devam eden bir mücadelenin içerisinde olup, mücadele etmediği hiçbir şeye sahip olamıyor. Hatta ağzına konan bir lokma için bile bir gayret göstermesi gerekiyor. O halde şöyle can alıcı bir soruyu sormak ve alacağımız cevaba göre kendimizi yeniden mizana çekmek durumundayız. İnsan hayatı boyunca verdiği bu mücadeleyi ne için verir veya vermelidir? Mücadelenin çeşitli alanları ve farklılıkları olsa da temelde mücadele hakla batıl üzerinde cereyan etmektedir. Bir mücadelenin meşru olabilmesi için evvela bağlandığı değerlerin ruhundan, ölçülerinden hisseler alması gerekir. Mücadelenin gayesi de, hedefi de, metodu da her türlü hususiyetleri bağlı olduğu bu değerlerden alır. Mücadeleye başlarken nereden ve nasıl başlanmalıdır sualine cevap, evvela yaratıldığımız fıtrat üzerinde kalmak, yani eşrefi mahlukat olan insan olarak yaşayıp, insan olarak bu dünyadan ayrılmak olmalıdır. Zira insan, fıtratındaki bu hususiyetleri muhafaza ederse, medeniyet kurabiliyor ve medeniyetin muhatabı olabiliyor. Fıtratını muhafaza eden insanın mücadelesindeki seyir, iç dünyasına, yani en zorlu düşmanına yönelmelidir. İnsan, iç dünyasındaki mücadeleyi tamamlamadan, dışarıdaki mücadelede tam manasıyla başarılı olamaz. Zira içeride eksik bırakılmış mücadele ve zaaflar, düşmanın içeriye sızması için açık bırakılmış kapılar mesabesindedir. İç dünyasında mücadeleye girişen insan, fıtratıyla barışık olup nefsiyle sürekli kavgadadır. Bu öyle çetin bir kavgadır ki, sulhü ve de sonu yoktur.
fıtratıyla barışık olan insanlar sevgi ve muhabbetle, tevazuyla, mutlu ve mesut bir şekilde istikamet üzere yürürler. Nefsiyle barışık olan insanlarsa nefretten, kavgadan, gururdan dolayı sürekli olarak mutsuzluğun girdabında debelenip dururlar. İç dünyasında mücadelesini tamamlamış insan artık cenk meydanına rahatça çıkıp düşmanıyla yüzleşebilir. Başta ifade ettiğimiz her şeyin ölçüsü olduğu gibi mücadelenin de ölçüsü vardır. Mücadelede ölçü adalet ve itidaldir. Bu ölçülerde en ufak bir taviz verilen mücadelenin mahiyetini değiştirmek için yeterli olacaktır. İnsanın dışarıdaki düşmanlarından daha ziyade iç düşmanı olan nefsiyle mücadelesinde ilim ve irfan ehli dört merhalede değerlendirme yapmıştır. Birincisi, hak ve hakikati öğrenmek ve Kur'an, sünnet kültürünü tahsil etmek için gösterilen gayret. Bu noktada yaşadığımız çevrede, hayatın her alanında deveran eden bir mücadele hakim. Herkes kendisinin iyi, başkasının kötü olduğu noktasında büyük iddiaya sahip. Kendilerini savunma hususunda kendi taraflarının mutlak doğru olduğunu, dolayısıyla kendilerine tabi olunması halinde kurtuluşa erileceğini söylüyorlar. Bu kadar bilgi kirliliğinin olduğu bir hususta Müslümanlar uyanık olmalı, hak ve hakikatin ne olduğu en ince detaylarına kadar öğrenilmeli, müzakere edilmeli ve gereği yapılmalıdır. Görünen ve gösterilene aldanmamalıdır. İkincisi, öğrenilen ilmi tatbik etmek, ihlasla amel etmek. Yaşadığımız çağ, bilgi çağı olarak tarif ediliyor. Bilmenin her şey olduğu noktasında maalesef ifrat ve tefrit derecesinde sapma var. Bilmek ve bilgi sahibi olmak kendi başına bir meziyet olsaydı, şeytan cennetten kovulmazdı. Bilgi günümüzde artık put haline geldi. Konuşan herkes, ben şunu biliyorum, bunu biliyorum diye caka satıyor. Ama bu bilgilerin amel boyutuna geçirilmesi noktasında ciddi zaaf var. O halde sadece bilgi sahibi olmak değil, bildiklerimizle ihlaslı bir şekilde amel etmek zorundayız. Üçüncüsü, başkalarını İslam'a davet etmek. Müslüman hayatın her alanında davetçi olmalı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin ifadesiyle İslam'ı yaşamalı ve böylelikle sessiz tebliğ yapmalı. Sahip olduğu inancın kendisine yüklediği vazifeleri yerine getirmeli ve çevresindeki insanların da bu güzelliklere ulaşmaları için gayret etmeli. Bunu yaparken karşısındaki insanları kırmadan, dökmeden ve incitmeden bu vazifeyi ifa etmeli. Dördüncüsü, davet yolunda karşılaşabileceği meşakkatlere sabır ve sebat göstererek tahammül etmek. İmtihan için dünyaya gelen insan, dünyanın geçici bir yer olduğunu idrak etmelidir. Burada yaşarken başına gelen her şey, bu imtihanda çıkan sorular gibidir. O halde, meşakkatlere sabretmeli ve kazanacağı ecirlerin hesabını yapmalıdır. Başlıkta sorduğumuz soruya gelirsek, bugün gözümüzün önünde sergilenen mücadeleye dünyalık makam, mevki, para ve mal için mi gönül verip destek oluyoruz, yoksa ahiret endişemiz ağır bastığı için mi bu mücadeleye dahil oluyoruz? Herkes cevabını kendisi vermeli ve ona göre hareket etmelidir. Allah Teala hakkı ve hakikati tam manasıyla görmeyi ve hakkın yanında ve hak için mücadele etmeyi nasip eylesin. Amin. Raif Koçak'ın kaleme aldığı Mücadelemiz Ne İçin başlıklı yazıyı aktardık Sesli Dergi'de bu akşam. Son olarak değerli dinleyenlerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2023 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyor.